Gerçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Kiminin parası, kiminin duası. Durmadan koştur ekmek parası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı. Merhaba, taksi mi lazım? Vallahi sabahtan beri yoğunluktan ağzıma tek lokma atmadım. Biraz bekleyeceksin birader. Ben Cengiz Küçükaybaz. Z kuşağı beni hatırlamaz. 1995 senesinde yayın hayatına başlayan bir dizi vardı. Çiçek Taksi. Ben orada Fırıldak Ömer isimli bir karakteri canlandırıyordum. Evet. Vay be. 1995-2022. Aradan 27 sene geçmiş ya. 27 senede ne çok şey değişti arkadaş. Mesela İstanbul'un nüfusu ikiye katlandı. Fakat bu 27 senede değişmeyen bir tek şey var arkadaş. O da taksi sayısı. Allah Allah. İstanbul'un nüfusu katlanıyor ama taksi sayısı neredeyse aynı. Ya bir kere insan doğasına aykırı bu ya. Vallahi bak ben şahsen bir zaruret halini alan bu yeni taksilerin hizmete alınmasını canı gönülden destekliyorum. Hem bir taksici olarak hem de bir vatandaş olarak. Evet, İstanbul halkı bu taksi sorunundan bıktı usandı. Gözünü seveyim. İstanbul için yeni taksi. Taksi hemen şimdi. Taksi mi abla? Hemen şimdi. Kalın sağlıcakla. İyi günler beyefendi. Nereye gidiyoruz acaba? Çavuşbaşı'na. Ne? Çavuşbaşı'na mı? Hadi ya. Abi orası biraz ıssız değil mi? Ben seni başka bir yere götürsem? Allah Allah. Ne işin var kardeşim benim başka yerde? Ben çavuş başına gitmek istiyorum dedim. Emredersiniz efendim. Tabii. 09'dan merkeze. Ramço acele cevap ver yoksa rezil ederim herkese. Ramço ben belirtilen müşteriyi aldım ve şimdi şu an çavuş başına doğru ilerlemekteyim. Tamam. Duymadıysanız bir daha söyleyeyim. Çavuş başa. Merkezden 09'a. Müşterimize iyi yolculuklar diliyoruz, tamam. Tamam, tamam. Çavuşbaşı, çavuşbaşı, tamam. Hop kardeşim, dikkat etsene. Ya olmaz böyle bir şey ya. Birdenbire önüme fırladı, görüyorsun değil mi abi ya? Kimse işini dikkatli yapmıyor ki zaten. Hay geri zekalı. Satırı koymayı unutmuş. Ne dedin abi, anlamadım ben. Sana bir şey diyen olmadı canım. Sen önüne bak yeter. Tabii. Siz nasıl isterseniz beyefendi. Tabii. Şuna bak. Nasıl bileylemiş bunları. Bunlar bir kesmesin, ben de senin boynunu gövdenden ayırmaz. Allah'ım ya, Allah'ım neden ben ya. Şuna bak. Her biriyle ayrı ayrı doğrayacak. Allah'ım sapıya rast geldim. Neden ben ya, neden ben? Korkutmaya çalış. Abi ben aslında çok güçlüyümdür. Böyle zayıf olduğuma falan bakma. Kemiklerim iri benim, iri iri. Bana ne? Yok canım ya, tabii ki sana ne de. Yani ben söylemiş olayım. Evde bir sürü kuşağım var benim, siyah kuşak. Tekvando, aikido, judo, stopo, bir sürü kuşaklarım var. Bu konuda uzmanım ben yani. Acımam. Ne diyorsun sen kardeşim ya? Sen abi... Bruce Lee, Jackie Chan'i, Steven Seagal'ı, Bruce Lee'si falan tanıyor musun abi? Ben kursa giderken bunların hepsinden ders aldım. Benim hocalarım da bunlar. Allah Allah, kes kardeşim ya. Tamam, kestim abi, kestim. Yeter ki sen kesme abi. Sen ne kemesi adamsın ya. 2 dakika susmadın. Allah. Ya Ömer sonra geldi, sonra gittin sen. Dön şimdi, şimdi. Birden atlasam aşağıya. Polis, polis. Aman panik yok. Abi yardım edin. Abi yardım edin. İçeride bir tane gazcı var. Gazcı var diyorum. Eldiveninde bıçak var. Doğrayacak beni. İçeride gazcı var. Gazcı. İşte bu gazcı. Yakalayın bu adamı. Yakalayın ya. Ne diyorsun sen kardeşim? Ne gazcı ya? Şimdi de kardeşim olduk değil mi? Biraz önce hatır utur doğrayacakken ne oluyorduk? Şimdi ne oldu? Ne oldu lan? Ne doğraması kardeşim ya? Ben yalnızca arabada bıçakları bileğliyorum. Hadi lan! Saçma sapan bileci. Vallahi bir vurdum bir de yer vurur ha. Bileci dükkanı mı bu araba?
Önce hatır hatır sonra kütür kütür kesecektin beni değil mi? Canım ne diyorsun kardeşim sen ya? Ben kasabım. Ha, bakın memur bey kasabım dedi. Herif kendi ağzıyla itiraf etti. Bence hemen yakalayın bu herifi. Allah Allah memur bey siz bu adamın dediklerini aldırmayın. Deli midir nedir? Ben kendi halimde bir kasabım. Bakın size kartımı da göstereyim. Bakın işte burada. Bu benim kartım. Kasap Recep deseniz burada herkes tanır beni. Hatta dükkanım da az ileride. İnanmazsınız buyurun beraber gidelim. Tamam tamam kardeşim biz sana inandık. Hadi ya sen şimdi gerçekten kasap mısın birader? Ya ne bileyim ya sen öyle bıçaklarla oynayınca tedirgin oldum. Ya, kusura bakmayın hassasiyetimi. Çünkü neden derseniz geçenlerde bir arkadaşımızı bıçakladılar. O yüzden yani çok özür dilerim abi ben. Öyle mi ya? Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah sağ ol. Memur abiler siz de boşu boşuna böyle oyaladık burada kusura bakmayın. Görelim. Peki abi ben seni istediğin yere bırakayım. Tamam. Geç kasap kardeşim.